Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler. Yeni MacBuntu 2021 6 Haziran ayı çıkışlı işletim sistemi arkadaşlar. VMware Workstation üzerine kurdum sistemi. Şimdi açıyorum arkadaşlar. İlk bu oturum ekranı arkadaşlar. Kurulumdan sonra tanımladığım şifreyle ve kullanıcı adıyla geliyor MacBuntu olarak. Giriş yapıyorum şimdi arkadaşlar. Bir masa üstüne göz atalım. Diğer MacBuntu çalışmalarımda Compiz Vision aktif gelmiyordu. Yani varsayılan olarak. Bu çalışmamda Compiz Vision'u aktif olarak bıraktım arkadaşlar. Şu an evet kıpırdama yapıyor. Compiz aktif oluyor. Mouse'umuzu sola ve sağa götürdüğümüzde masaüstü arkadaşlar 4 tane masaüstünü görüyoruz. Buradan seçerek geçişler yapabiliyoruz arkadaşlar veya sağ tarafa götürüyorum. Üçüncü masa üstüne, dördüncü masa üstüne geçiyoruz. Şimdi bire geçtim. Evet arkadaşlar, başlat menümüz bu şekilde. Bu sefer fazla aşırıya kaçmadan temel programlara yer verdim. Web browser olarak Google Chrome'u kullandım arkadaşlar. Burada da görürsünüz zaten Google Chrome. Ondan sonra software var. Kurulumdan sonra update ederseniz iyi olacaktır arkadaşlar sistemi. Bir update yaparsınız. Daha sonra software'dan veya Synaptic Packet Manager'dan programları kurabilirsiniz. Aksesuar bölümünde standart XFCE'nin yani Xubuntu'nun temel araç ve gelişleri geliyor zaten. Grafikte arkadaşlar Pinta koydum. Shockwave koydum bir de. Resim göstericisi Ristretro. Bu kendi içinde olan zaten. İnternet Anydesk koydum arkadaşlar internet sekmesinde. QBitTorrent, torrent işlemcisi. Bu NLS Remote Control, T-Mirror alternatif diyelim. Açık Linux sürümü var bu arkadaşlar. Uzaktan bağlantıyla bilgisayarları kontrol edebiliyorsunuz. Google Chrome'u zaten biliyoruz. Özellikle kullandım. Günümüz dünyasında genellikle Java'dır, Flash tabanlı vesaire bileşenlerin dahil edilmiş olarak sunuluyor olması Google Chrome'u diğer tarayıcılardan biraz daha alışılagelmiş tarayıcı yapıyor diyelim. Dolayısıyla yaygın kullanım nedeniyle ben bunu özellikle seçtim. Multimedya'da arkadaşlar fazla bir şey yok. VLC'leri koydum. Video ve ses oyuncusu bildiğimiz üzere. Ofisi kaldırdım. LibreOffice vardı. Onları kaldırdım. Sadece mail işlemcisi koydum. Evolation. Mail işlemcisini dilerseniz Dropbar üzerinden de geçiş yapabilirsiniz. Settings kısmında normal standart sistem ayarları ve gereçleri var. Group Customizer koyduk arkadaşlar. Group Customizer'la grup ekranlarını düzenleyebilirsiniz. Arka plan vesaire bekleme süreni ayarlarsınız. QR üstten açılan F12 ile tıkladığımızda F12'ye tuşladığımızda çıkıyor üstten otomatik arkadaşlar. NeoFetch olarak böyle standart Mac'in arkadaşlar NeoFetch'i geliyor. Onun haricinde sağ tıklayıp terminal açtığınızda da yine standart geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bunu varsayılan olarak ayarladım arkadaşlar. Ondan sonra gelelim. Dockbar üzerinde de Plank Dock bu arkadaşlar. Sağ tıklayalım. Plank Dock'ta White Through Dark teması seçili. Light var bir de. Light de seçebilirsiniz. Ben Dark'ta bıraktım. Simge size, ikon size 38 olarak. İsterseniz 42 yapabilirsiniz. Buradan işte zoomları ayarlıyorsunuz vesaire, zoom ayarları vesaire yapıyorsunuz. Veya zoom'u kapatırsanız zoom hiç yapmaz arkadaşlar. Onun haricinde masaüstü simgelerimiz var arkadaşlar. Zaten standart. Home belgeler dizini arkadaşlar. Bilgisayar, kompütür dizini vesaire. Benim görüntüm arkada kaldı. Evet. Şöyle yapalım. Görüntümü bakalım gelecek mi gelmiyor. Neyse. Problem yok. Şu anda arkadaşlar bu kısa yolları yukarıda çıkan menüleri klavyemizden kontrol M yaptığımızda görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Tuner dosya yöneticisi üzerinden bu menüyü isterseniz klavyenizden kapatabilirsiniz. Kontrol M arkadaşlar. Ben böyle tuttum sadelik olsun diye. Dileyen bu şekilde açabilir klavyeden kontrol M ile. Kapatıyorum şu anda arkadaşlar. Veya bir tane açayım bir şey yapalım. Şöyle
sola. Evet. Buradan taşıma ikinci ekrana, üçüncü, dördüncü ekrana taşıyabiliyoruz arkadaşlar sayfaları. Bunu da kapatalım bunu. Evet arkadaşlar. Başka bir de Google'a girelim. Şeye girelim, Chrome'dan. Evet arkadaşlar, Chrome açıyorum şu anda. İlk kez açıldığı için böyle bir uyarı ekrana geliyor arkadaşlar. Varsayılan olsun mu? İstatistikler gönderilsin, bir report vesaire. Ben bunu tiki çıkartıyorum. Varsayılan olarak OK diyorum. Evet, Google Chrome açıldı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Büyütelim ekranı. Buradan şeye girelim, YouTube'a. YouTube'a gidiyorum şu anda. Evet, YouTube'umuz açıldı. İlk defa açıyorum tarayıcı arkadaşlar. Benim kanalıma giriyorum, Murat Atıcı. Burada gördük şimdi videolarım vesaire burada. Videolarım var arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım çeşitli Linux, Windows, çeşitli araç ve gereçlerin kullanımına yönelik şeyler var. Anlatımlarım var arkadaşlar. Dileyen buradan, isteyen istediği şekilde izleyebilir. İstek olursa isteğe göre de video yapabiliriz elimizden geldiği kadarıyla. Murat Atıcı olarak kanalıma bulabilirsiniz arkadaşlar. Blog sayfama giriyorum. gnolinux.tr tr.blogspot.com. Bu blog kişisel blog sayfamdır arkadaşlar. Çeşitli yine sistemlerle alakalı yayınlara buradan ulaşabilirsiniz. Macmonitor, Big Sur'a. SourceForge üzerinden de zaten video altında da link ekli. Oradan da ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Her ne kadar Linux ağırlık göstersem de, yani site adı bu şekilde olsa da Windows çalışmalarım da oluyor. Bu benim kendi arşivim. Dileyen Windows sistemlere de bakabilir. Bir arada topladığım Linux dağıtımlarım var arkadaşlar. Hepsini. Bu toplu şekilde görmek isteyenler olabilir. Bakabilir. Artış kurulum vesaire. Çeşitli bir sürü makale var arkadaşlar. Konular var. İnceleyebilirsiniz. Macmonitor şu anda güncel olduğu için iki sayfada yer alıyor. Ubuntu Türkiye forumda da arkadaşlar konusu var. Türkiye forum yazalım. Artı Macmonitor. Şuradan bakalım. Macmonitor Big Sur çıktı burada. Evet arkadaşlar, Ubuntu Türkiye'de de bu konuyu ben güncelliyorum sürekli. Buradan da ulaşmanız mümkün arkadaşlar. tnctr.com'da da mevcut. Buradan girelim. tnctr artı Macmonitor diye. Buradan da arkadaşlar gördüğümüz gibi 2021.6 ulaşmanız mümkün arkadaşlar konuya. Buradan da dileyen bu site üzerinden, tnctr.com sitesi üzerinden de inceleyebilirsiniz vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım başka hangi uygulamayı açalım. İnternet. AnyDesk'i açalım arkadaşlar. AnyDesk'te uzaktan bağlantı gördüğümüz üzere. Buradan AnyDesk'i açıyoruz. Şuradan evet aşağıdan. Kullanıyoruz arkadaşlar. Dileyen uzaktan bağlantı rahat bir şekilde yapabilir. İnternet. QBitTorrent var. Açalım onu da. Agree diyelim. Kabul ettik. Evet. QBitTorrent arkadaşlar. Torrent istemcisi, torrent uygulamalarını, medya, dosya vesaire program indirmenizi sağlar. UTorrent alternatifine diyebiliriz. Deluge var benim bildiğim, aklıma gelen. Ondan sonra Transmission var. Ama ben QBitTorrent'i beğendiğim için özellikle koyuyorum arkadaşlar. Buradan da şey yapalım. Exit diyelim. Sağ üst konumda Lockout var arkadaşlar. Lockout'tan dileyen kapatır, açar, direkt sistemi kapatabilir. Kolaylık olsun diye ekledim. Tarih, saat, ses simgesi arkadaşlar. Ondan sonra sistem stabil arkadaşlar. Gayet akıcı ve seri çalışıyor. Merhaba diyelim. Bu da VLC player'ımız arkadaşlar. Videolar, ses dosyaları oynatmada bildiğimiz üzere oldukça başarılı bir oynatıcı. F12 buradan arkadaşlar. O amin diyelim. Linux'i bil. Sistem özelliklerim arkadaşlar. Kernelimiz 5.8.0.59 arkadaşlar. Stabil kernel. Sistemde şu anda. Böyle bahsedelim. Macmonitor arkadaşlar.
20.04.2 LTS sürümü üzerine inşa edildi. Exit diyelim. Sağ tıkta root girişi var arkadaşlar, her zamanki gibi. Root olarak giriş yapmanızı sağlar. Diskler üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Hatta şöyle yapayım. Şuna girelim. Buradan sağ tıklıyoruz. Rutas olarak giriş yap diyoruz. Şifremizi giriyoruz. Daha sonra burada ünlem gördüğümüz gibi sarıya dönüyor. Root olarak giriş yaptınız diye. Sistem üzerinde dosya değiştirecekseniz bir takım değişiklikler yapmak için root haklarıyla bu şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Resimler buradan da bakabiliriz. Hatta dur şuradan Shotwell'i açalım. Shotwell'de daha güzel görünür. Geniş olsun. Evet arkadaşlar, Shotwell. Şuradan büyütelim ekranı maksimize. Evet. Resimler bu şekilde arkadaşlar. Dileyen istediği resmi masaüstü olarak seçebilir. Dileyen çıkartabilir, silebilir vesaire kendine göre. Bunu da görmüş olduk. Onun haricinde Pinta var. Pinta'ya bakalım. Resim editör arkadaşlar. Bu Paint alternatifi diyebileceğimiz. Bu da oldukça güzel bir editör arkadaşlar. Pinta. Arkadaşlar Compiz Vision'u eğer kullanmak istemiyorsanız buradan Select Windows Manager'dan Compiz'i XFM4 diye geçiyor. Buna tıkladığımızda normale geçiyor arkadaşlar. Bakalım. Gördüğümüz gibi herhangi bir şey yok arkadaşlar. Buradan Compiz'i aktif ettiğimizde buradan pencere yapıları Compiz'e göre ayarlıyor kendini arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gibi. Buradan da Compiz'i yapılandırabilirsiniz. Settings'e girdiğinizde. Böyle Ctrl Alt ve mouse sol tuşuna bastığımızda buradan çevirebilirsiniz de küpü arkadaşlar. Şu anda evet değiştiriyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bir dakika. Şöyle yapalım. Evet. Birinci masaüstüne geçtik. Doğru. Buradan da Compiz'i yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre. Şeyi kapatalım sekmeyi. Google Chrome. Burada Safari simgesi gibi görünüyor. Ama Google Chrome açılıyor. Varsayılan olarak ayarladık arkadaşlar. Mousepad var. Settings Manager var arkadaşlar. Buradan da ayarlarınızı kendinize göre simge, ikon, dark yapabilirsiniz. Görüntüyü dark olarak ayarlar arkadaşlar. Veya light olarak ayarlayabilirsiniz. Buradan da gördüğünüz gibi simge paketleri var. Font. Fontta isteyen şeyi seçebilir. Liberation Sans. Hatta seçelim. Liber. Buradan evet. Sans Regular. Ben bunu genellikle kullanırım. Bu sefer seçmedim. Ama dileyen bu şekilde de seçebilir. Bu şekilde kullanabilir arkadaşlar. Compiz ayarları buradan da giriş var arkadaşlar. Evet. Alt işte Light DM, işte oturum ekranı değiştirici vesaire. Başlangıç ayarları. Başlangıç ayarlarında arkadaşlar şeyler mesela güncelleme, yazıcı vesaire kullanmıyorsanız ekran koruyucuyu ben çıkarttım. Yazıcı kullanmıyorsanız çıkartabilirsiniz. Kullanıyorsanız aktif olsun. Buradan dileyen kendine göre update'leri sorsun sormasın, tarama yapsın. Burada çıkıyor zaten. İsteyen tiki seçer. Ben seçmedim. Zaten bir konsol açıp arkadaşlar sudo apt get update dediğimizde zaten taramada güncellemeyi yapıyor sisteminize. Bunun yanına mesela upgrade yaparsanız eğer sudo upgrade yapmak isterseniz apt get upgrade yaparsınız arkadaşlar. Yani iki komutu da yan yana kullanabilirsiniz. Ben şimdi update edeyim. Şu anda update ediyorum. Depoları filan güncelliyor arkadaşlar. Bunu zaten sistem kurulumundan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Kısa yolu var masaya şeyde başlat menüsünde. Oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Clear yapıyorum. Exit. Buradan arkadaşlar. Update yapabilirsiniz. Driver'larınızı tarama yapabilirsiniz. Snap Store mağaza uygulamalarını kurabilirsiniz ayrıca.
Kendi software store var arkadaşlar, bildiğimiz üzere. Evet arkadaşlar. Buradan da isteyen kendine göre program kurabilir arkadaşlar. İlk defa açıyorum. Ben biraz gecikme yaptım. Evet. Buradan da dileyen istediği programları kurabilir. Evet arkadaşlar. Software Manager'da bu şekilde. Synaptic Packet Manager var. Bununla da programları dileyenler kurabilir, kaldırabilir. BleachBit sistem temizlik programı arkadaşlar. Sistem temizlik bir arada bir tarama yaparsınız. Private deyip ondan sonra clean dersiniz, temizlersiniz. Çok hızlı ve seri bir şekilde sisteminizi temizler arkadaşlar. Onun haricinde gparted var. Bu şey disk bölümleme, silme ve biçimlendirme işlemleri için güzel bir program arkadaşlar. Dediğim gibi videomun başında da belirttiğim gibi sistemi sade ve minimal tutmaya çalıştım. Önceki sürümler kadar doldurmadım. Yani oldukça akıcı, seri, stabil, rahat bir sistem oldu. Geri kalan kısmını kuran kişi, kullanıcı kendisi dilerse kurar, yükler, sevmediği şeyleri kaldırabilir. Kendi inisiyatifine bıraktım. Masaüstünde web sport var arkadaşlar. Bu benim burada YouTube kanalım, işte blog sayfam, tiansteren.com. Bunlar mevcut arkadaşlar. Buradan dileyenler bu şekilde direkt bağlantıyla benim siteme veya diğer sitelere, blog sayfama vesaire bağlantı kurabilirler arkadaşlar. Yeni videolar çıktıkça dileyenler izleyebilirler. Abone olmayanlar abone olurlarsa sevinirim. Çeşitli videolar, demin de söylediğim gibi, var arkadaşlar, işinize yarayacak videolar. Bunu da yenilemiş olduk sayede. Evet arkadaşlar, dileyen bunu silebilir, masaüstünden bir şey yapabilir. Kalsın veya kalmasın fark etmez, sorun da teşkil etmez zaten. Evet arkadaşlar, Macbuntu 2021.06 Haziran sürümünü tanıttım arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu sistem hakkında? Yorum ve görüşlerinizi videonun altına belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Kurduktan sonraki deneyimlerini arkadaşlarımız paylaşırlarsa diğer kuran veya kurmayı düşünen arkadaşlar da bu sayede haber edinmiş olacaklardır, bilgi edinmiş olacaklardır. Dolayısıyla ben sistemi minimal tutmaya çalıştım hızlı olması için. Öyle de olduğuna inanıyorum çünkü bu QEM kurulunda hem indirmede zaman kazanmış oluyor boyut minimal olması. Dolayısıyla iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Ben Murat Atıcı. Macbuntu 2021.06'yı tanıttım arkadaşlar. Dediğim biraz evvel söylediğim gibi fikir ve düşünceleriniz, sorularınız olursa lütfen kanalıma YouTube altından, videolar altından bana yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.